Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. The UN estimates Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre 2050 yılında dünya çapında yiyecek gereksiniminin şimdikinin 3 katı olması bekleniyor. Birçok ülke tarım kaynaklarını muhafaza etmek ve işlevsel tarım uygulamalarını geliştirmek için çaba veriyor. Bu bölümde Pakistan, Küba ve Çin'den örneklere tanık oluyoruz. Pakistan, Cuba and China. Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel, ülke nüfusunun yarısının istihdam alanı olan tarım sektörüne darbe vurdu. Felaketin yaraları sarılırken birçok sivil toplum kuruluşu yerel gruplara modern tarım yöntemleri üzerine eğitim veriyor. Bu dosyada izleyin. Pakistan'da tarım en önemli ekonomik faaliyet ve nüfusun %48'inden fazlasına istihdam sağlayan sektör. 2010 ve 2011 yıllarında Pakistan tarihinin en büyük sellerinden biriyle sarsıldı. 20 milyon insanı etkilendiği yaklaşık 700 bin hektarlık alanın sular altında kalmasına neden olan felaket, besin kaynaklarının kaybıyla sonuçlandı. Avrupa Komisyonu'na bağlı Sivil Toplum Kuruluş Ağı Alyans 2015, olayın hemen ardından bölgede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Hijyen önde gelen konulardan biri. Eğitimin hedef kitlesi ise kırsal kesimde yaşayan, öğrendiklerini ailelerine aktaracak olan kadınlar. Bu çok önemli çünkü kadınlar evde çocuklarıyla birlikteler. Bu nedenle de çocukların temel konularda eğitiminden sorumlu olduklarının farkındalar. Kadınları özellikle 4 alanda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kişisel hijyen, özellikle tuvaletlerde hijyeni sağlamak, nasıl temizlik yapılacağı ve hangi ürünleri kullanacakları üzerine bir eğitim veriyoruz. Bu toplantılara paralel olarak bazı okullarda çocuklara da eğitim veriliyor. Pakistan'da tarım, besin kaynaklarının sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerde bahçede ekim konusuna da değiniliyor. Küçük gruplar halinde derslere katılan kadınlar nasıl iyi sebze ve meyve seçecekleri, hangi tohumu kullanacakları, ne zaman toprağa ekip ne zaman dinlendirecekleri ve hangi gübre ve böcek ilacını kullanacaklarını öğreniyor. Kadınlara organik sebze öğretimini öğretmeyi amaçlıyoruz. Gübre ve böcek ilacına ihtiyaçları kalmasını istiyoruz. Kadınlar için kadınlar tarafından düzenlenen kurslarda aynı zamanda yiyeceklerin besin değerini korumaya yönelik pişirme tekniklerine yer veriliyor. Yiyeceklerin uzun süre pişirilmektense hafif bir şekilde pişirilmelerinin ve hatta çiğ yenmelerinin önemi üzerinde duruluyor. Düzenlenen eğitim ailelerin daha sağlıklı beslenmeleri konusunda oldukça etkili. Bu derslere kadınlarla birlikte karar verdik. Yemek pişirmeyi bilmediklerinden değil, besin değeri konusunda daha bilinçli hareket etmeleri için bu dersler gerçekten gerekli. Araştırmalarımızın ardından toplumda bir beslenme eksikliği olduğunun farkına vardık. Pakistan'da tarım ekonomisi gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık olarak %21'ine karşılık geliyor. Toplam ihracatın %18'ini tarım ürünleri oluşturuyor. Amerika'nın uyguladığı ambargo Küba'da tarım gibi öz kaynaklar alanında yatırımların önemini artırdı. Ülkenin ihtiyaçlarına yanıt verecek tarım tekniklerini geliştirmek için genç çiftçilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu dosyada Küba'daki tarım okullarını ziyaret ediyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Küba tarım faaliyetleri sayesinde ayakta kalmayı başarabildi. Tarım sektörü rejimin gerekliliklerine göre merkezileştirildi. Tarım, Küba'da nüfusun yaklaşık 1/5'ine istihdam sağlayan bir ekonomik faaliyet olmaya devam ediyor. Tarım alanında eğitim ise bu nedenle genel eğitim sisteminin önemli bir parçası. Bu okul kurulduğundan beri ulusal bir kimliğe sahip. Ülke genelinde kurulan teknik tarım okulları önemli sayıda. 1962 yılında kurulan bu okulda onlardan biri. Bu tarım teknik okulu 2000 öğrencisiyle 910 hektarlık bir alanda faaliyet gösteriyor. Sovyetler Birliği döneminden kalma okulların önünde bir engel, yeni teknolojilere ayak uydurmak için eğitim sistemlerini gözden geçirmek zorunda olmaları.
Yine de müfredata bakıldığında ülke gerçeklerine uyularak bazı tekniklere sadık kalındığı görülüyor. Öğrencilerin kendi ilaçlarını ürettikleri bu okul bu duruma örnek teşkil ediyor. Amacımız tıbbi bitkiler üreterek ülkenin ilaç ithalatını en aza indirgemek. Çünkü uluslararası pazarda bu ürünler oldukça pahalı. Toprak bilim üzerine eğitim alıyorum. Bu alanı çok seviyorum. Çünkü ülke için faydalı olmakla birlikte benim için ekonomik bir fırsat. Toprağı da, toprakla çalışmayı da seviyorum. Küba'da Tarım Bakanlığı yakın zamanda 3 milyon hektarlık bir alanı kapsayan 2600 yeni tarla ve bahçe yapımı, bunların kişilere dağıtılması ve intifa hakları üzerine bir takım önlemler almaya karar verdi. Tarım sektörü, devlete ait tarlalar ve besin üretimine yönelik kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde de temsil ediliyor. Devletin aldığı önlemler doğrultusunda kendi topraklarına ekip biçen, ürününü satan özel çiftçilerimiz var. Ülkenin geleceği bu öğrencilerin de elinde. Küba tükettiği besin miktarının %80'ini ithalatla karşılıyor. Tarım ürünü ticaretinde devlet tekelini yıkmaksa henüz söz konusu değil. Çin'de gençler aile geleneklerini sürdürerek yeşil çay üretimine eğiliyor. Bu gençler için düzenlenen kurslar A'dan Z'ye çay yapımını öğrenmelerini sağlarken bu geleneksel ve tarihi değeri olan bitki konusunda bilinçlenmelerinde yardımcı oluyor. Çin'deki bir deyişe göre Çin çayının ve servis üretiminin kalbi Hangzhou şehridir. Şehrin yamaçlarında yetişen West Lake Dragon Well çayı Hangzhou'ya özel bir ürün. Yalnızca yeşil değil, siyah çay da üretilen Zupu köyünde çocuklar bu geleneksel bitkinin nasıl üretileceğini öğreniyor. Yamaçta çay tarlalarının arasında dolaşarak topladıkları çayı sepetlerde biriktiriyorlar. Çayın kaynağı olan taze çay yapraklarının başının koparılıp ayrılması gerekiyor. Bu egzersiz çocukların çay hasadını öğrenmesine yarıyor. 2000 yıllık bir geleneğe sahip bir el işçiliği bu şekilde yeni nesillere aktarılıyor. Çocuklarımız da aileleri de Jiku Hongmei çayının tarihi ve kültürü hakkında çok az şey biliyor. Bu nedenle bu bölgenin çay kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu şekilde yeni nesil ve aileleri yerel tarihimiz ve çay kültürümüzle ilgili bilgi sahibi olacaklar. Hasadın ardından çay yaprakları fabrikalara götürülüp tartılıyor. Çin'in günlük hayatında özellikle evlerde, restoran ve kafelerde tüketilen bu sır dolu bitkinin sofraya ulaşmadan önceki hali burada görülebiliyor. Çay yapımının tüm süreçlerini öğrendiler. Benim açıklamalarımı can kulağıyla dinlediler. Bu faaliyet çay kültürü açısından gerçekten çok faydalı. Onlarla gurur duyuyorum. Bir çay uzmanı tarafından izlenilen süreçte bitki her tür oksidasyondan arınıyor. Ortaya çıkan son ürün adı gibi yemyeşil bir tazeliğe bürünüyor. Çay ekim kursuna katılmadan önce nasıl çay üretildiği, paketlendiği ve satıldığına dair gerçekten hiçbir bilgim yoktu. Burada çok şey öğrendim. Çayın nereden geldiğini, nasıl yapıldığını artık anladım. Bir efsaneye göre M.Ö. 3. yüzyılda bir Çin imparatoru kaynar sudan başka bir şey içmezmiş. Bir gün kendisini iyi hissetmeyip bir çaylık alanda uyuyakalmış. Rüzgar bardağına birkaç yaprak çay uçurmuş. Uykusundan uyanan imparator farkında olmadan içtiği çayla kendine gelmiş ve çaya hayran kalmış.
Daha önce yayınladığınız kadınlarla ilgili olan bölümümüzden sonra izleyiciden çeşitli tepkiler aldık. Yorumlardan biri kadınların eğitimi evlenmek için bir yol olarak gördüğü yönündeydi. Ancak her izleyici aynı görüşte değil. Facebook üzerinden tartışmalarımıza katılın. Bu bölümle ilgili fikirlerinizi de bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.